Avrasya gündeminden merhaba sevgili seyirciler. Bugün 18 Ağustos 2022 Perşembe. Dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'da, Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrasında Ukrayna lideri Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü zirve yapılacak. İşte Lviv'deki TRT ekibinden Nurgül Dönmez hem bu kritik ziyaretin hem de üçlü zirvenin gündemini paylaşacak birazdan bizimle. Müzakerede kilit ülke Türkiye barışa kapı aralayabilecek mi peki? İşte ziyaret Rusya'da da yakından takip ediliyor. Eşref Yalınkılıçlı Moskova'dan notlarıyla karşımızda olacak. Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. İki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Bu önemli gelişmenin İsrail'deki yankılarını iki ülke ilişkileri açısından ne anlama geldiğini TRT Kudüs temsilcisi Kubilay Çakır'a soracağız. Bir güzel haber de Akdeniz'den geldi sevgili seyirciler. Abdülhamit Han sondaj gemimiz ilk sondajına başladı. Karadeniz gazından sonra Akdeniz'den de yeni müjdeler gelir mi? Ayrıntılar aktaracağız. Pasifik'te tansiyon düşmüyor. Washington, Tayvan, Pekin arasında gerilim tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlayacaklarını duyurdu. Pekin'in tepkisi sert oldu. Bölgedeki son durumu Musa Peryit, Pekin temsilcimiz bizimle paylaşacak. Irak'ta siyasi liderler ülkenin içinde bulunduğu mevcut krizden çıkış için erken seçim konusunda anlaştı. Önemli gelişme. Ayrıntıları TRT Erbil temsilcisi Yılmaz Aslan'dan alacağız. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan hükümetler arası gümrük meseleleri 3 taraflı komite toplantısı Bakü'de düzenleniyor. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turoga yayın konuğumuz olacak. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyayev Suudi Arabistan'da, Kazakistan Dışişleri Bakanı Singapur'da, Türk dünyasından son gelişmeleri de canlı bağlantılarla aktaracağız. Başlıyoruz. Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için Türkiye girişimlerini sıklaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in ardından bu kez Zelenski ile yüz yüze görüşecek. Dünyanın gözü Putin görüşmesi sonrası Zelenski ile yapılacak toplantıda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla gerçekleşen ziyarette Erdoğan taraflara İstanbul süreci çağrısı yapacak. Rusya-Ukrayna savaşı yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Rus güçler Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusunun Donetsk bölgesi ve Harkiv kentine saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti. Odessa'daki bombardımanda 4 kişinin yaralandığı açıklandı. Ukrayna güçlerinin her sondaki saldırısında ise 12 Rus askeri öldü. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasında çıkan olaylarda bir Filistinli hayatını kaybetti, 5'i yaralandı. Karşılıklı üst düzey ziyaretler, liderlerin pozitif mesajları ve karşılıklı büyükelçi atama kararı. Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir döneme girildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e karşılıklı büyükelçi atanacağını açıkladı. Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık dedi. Yolunuz açık olsun. Abdülhamit Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk sondajına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız mesajı verdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet, Bangladeş ziyaretinde Arakanlı Müslümanlara seslendi. Ülkenize dönene kadar kamplarda sabırla bekleyin dedi. Bachelet'e tepki gösteren Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'a dönüşleri konusunda Birleşmiş Milletler'in yavaş adım atmasından memnun olmadıklarını dile getirdi. Irak'ta siyasi liderler ülkenin içinde bulunduğu mevcut krizden çıkış için anayasal çerçevede erken seçim yapılması konusunda anlaştı. Bağdat'ta düzenlenen toplantıda anayasal çerçevede bir yol haritası çizilmesi için ulusal diyalog toplantılarının devamına karar verildi. Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye yönelik terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu insanlık dışı terör eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz ifadesi bir yer aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barbarlık Müzesi'nin restorasyonu tamamlandı. Müzenin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1963 yılında yaşanan katliamı hatırlattı. Bu acı olayı her zaman, her şartta ve her platformda tüm dünyayı anlatmaya devam edeceğiz dedi. Dünyadan gelişmeler böyleydi. Ayrıntılarına, gündemin ayrıntılarına birlikte bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik ziyaret için Ukrayna'ya gitti. Sevgili seyirciler, Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşının başlaması sonrasında Ukrayna lideri Zelenski ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Önemli bir görüşme. Lviv'de aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla üçlü zirve yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşından sonra ilk kez Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ı taşıyan uçak sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı. Savaş nedeniyle Ukrayna hava sahası kapalı olduğu için Erdoğan ve beraberindeki 5 bakan Polonya'nın Rzeszów Havalimanı'na inecek. Cumhurbaşkanı daha sonra Polonya'dan Ukrayna'nın Lviv kentine karayoluyla geçecek. Burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya gelecek. Masada önemli iki başlık bulunuyor. Bunlardan biri tahıl koridorunun işlerliğinin artırılması, diğeri ise savaşın diplomatik yollarla çözümü için atılacak adımlar. İki lider arasındaki görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek. Liderler daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'yı son olarak 3 Şubat 2022'de, yani savaş başlamadan 17 gün önce ziyaret etmişti. Şimdi Ukrayna'ya, Lviv'e gidelim. Bu önemli görüşmelere ev sahipliği yapacak Lviv kentine Nurgül Dönmez muhabir arkadaşımız bu kritik zirveyi bugün yerinde takip edecek. Notlarıyla karşımızda, ondan alalım ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki saatlerde Lviv'de olacak ve dünyanın gözünün çevrildiği bir zirve gerçekleşecek Lviv'de. Barış adına Türkiye büyük bir diplomasi trafiği yürütüyor. Savaşın çıktığı günden beri özellikle bu ay yoğunlaştı o trafik. Ağustos başında Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmüştü. Bugün de Zelenski ile bir araya gelecek, taraflardan Ukrayna Devlet Başkanı ile de görüşecek. Bugün çok önemli bir görüşme gerçekleşecek ve aynı zamanda bu görüşmelerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'te olacak ve bu görüşmelerin tabii ki ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru anlaşması ve bu sürece ilişkin detaylar, diğer yandan barış umutları, işte bu iki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir barış umudu yakalanabilir mi, ona ilişkin masada konular bekliyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da savaşın çıktığı ilk günden beri de, hatta savaştan önce de belirttiğiniz gibi Şubat ayının başında buraya gelmişti ve önlemek adına büyük çaba harcamıştı bu savaşın çıkmasını, ancak savaş başladı ve şu anda da Türkiye'ye barış sağlanması adına da büyük çaba harcıyor ve Türkiye taraflarla diyalog içerisinde hem Rusya ile hem de Ukrayna ile görüşebilen nadir ülkelerden biri ve bunun kazanımlarından biri de tahıl koridoru anlaşması oldu. İstanbul'da imzalanmıştı o anlaşma, işte bugün masada tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin süreçte takipte olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya sınırına kadar uçakla geldi ve hava sahası kapalı olduğu için de kalan yolu karayoluyla devam ediyor. Şu sıralarda da karayolculuğunu sürdürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki bir saat ya da bir buçuk saat içerisinde Lviv'de olmasını bekliyoruz. Ve Lviv'de olduktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüşme trafiği başlayacak. Az önce Zelenski'nin konvoyu görüşmenin yapılacağı saraya doğru ilerledi. Biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyoruz ve bu önemli görüşmeye ilişkin detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Kritik ziyaret, dünyanın da gündeminde. Nurgül Dönmez'den aldık notları. Rusya'da da yakından takip ediliyor işte bu ziyaret sevgili seyirciler. Tabii barışa kapı aralanabilir mi? Türkiye'nin oynadığı rol son derece önemli. Bu soruyu dün sormuştuk Eşref Yalınkılıçlı'ya. İşte ziyaret bugün gerçekleşiyor. Bir kez daha soralım, dönelim. Eşref Yalınkılıçlı Moskova'da. Dünkü bağlantımızda aslında sen Rusya basınının attığı o manşetleri ifade etmiştin. Çok net bir ifade. Çözerse Erdoğan çözer. Yani Türkiye'nin kritik rolünü bu kadar net ifade eden başka bir başlık herhalde atılmamıştır bugüne kadar. Neler aktaracaksın? Ziyaret bugün başladı. Rusya'da yeni ne gibi açıklamalar var? Ziyarete bakış açısı nasıl? Beklentiler ne yönde? Verilecek mesajlar dünyanın da yakın takibinde çünkü bugün. Evet.
dün de bahsettik Coşkun Özel, siz de altını çizdiniz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lviv'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla önce ikili görüşmeler, daha sonra üçlü görüşmeler formatında. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna sorunun çözümü ve özelinde Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmaların bir an önce sonlandırılması, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bir araya getirilmesi için İstanbul'da atılmış olan temelleri, İstanbul'da atılmış olan o barış müzakere sürecinin canlandırılması konusuyla beraber tahıl koridoru konusu ve şu an için, özellikle bugün için çok fazla gündemi meşgul eden Zaporojye nükleer santralinin güvenliğine dair karşılıklı suçlamaları, ki özellikle Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bu yönde de açıklamalar ve suçlamalar bir kez daha yapıldı Ukrayna'ya. İşte tam da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in ziyareti sırasında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile görüştüğü bir günde tüm bu konular tekrar Rusya ile Ukrayna arasında özellikle ihtilaf konuları olarak gündeme süslüyor. Rus basında özellikle ziyarete dikkat çektiğini, özellikle ziyaret iki gün önce açıklandıktan beri bu ziyaretin önemi Rus basınında da aslına bakarsanız kendini gösteriyor. Zira dün de bahsettik, Rus basını özellikle hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Zelenski'nin Rusya-Ukrayna çatışması konusunda vereceği mesajlara dikkat kesildi, ki özellikle buraya gelmeden önce biraz Rus basını taradım ve genel haberlere şöyle bir baktım. Bilhassa RIA Novosti haber ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'nin Putin'le görüşmesi için Ukrayna tarafının ne gibi adımlar atabileceğini veya atması gerektiğini Zelenski'ye soracağını veya kendi önerilerini Zelenski'ye ileteceğini, Rus tarafının yaklaşımını Erdoğan üzerinden de olsa Ukrayna'ya bir kez daha iletileceği konusunda açıklamalar, haberler var, ki özellikle Türk basınında bilhassa TRT'ye de göndermeler yapılarak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik yollardan bu sorunun çözümü için Ukrayna'da bulunduğunu ve savaşın başından beri ilk defa Türk liderin Ukrayna'ya geldiğini, halbuki Zelenski ile ilişkilerinin savaşın başından beri öncesinde ve sürecinde de çok iyi olduğunu, defalarca ikilinin telefonda görüştüğünü, ancak Batılı liderler gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş sırasında Ukrayna'yı ziyaret etmediği hatırlatılmış Rus basınında ve ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti sonrasında yaklaşık 13 gün sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geleceği ve bu görüşmeye Birleşmiş Milletler'in de katılacağı vurgulanmış genel haberlerde. Bilhassa Birleşmiş Milletler'in tahıl anlaşması konusunda Türkiye'nin yapmış olduğu somut katkılarla beraber Türkiye'nin bu konuda Ukrayna ile Rusya arasında somut en potansiyel arabulucu olduğunu Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiğini gösteren açıklamalar var Rus basında. Dolayısıyla bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğim gibi vereceği mesajlar, bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar Rus basınında dikkatle izlenecek. Bundan sonra bunun üzerine gelecek analizler, yorumlar mutlaka olacaktır Rus basında. Örneğin ertesi gün bu konuda haberlerimizi biz merkeze ileteceğiz tabii ki. Ancak dediğim gibi burada özellikle hem Kiev'de hem Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda en fazla dinlenmesi gereken lider olduğu konusu geçen haftaki yazılı analizde de bahsedilmişti, ki zaten o analizde şu şekilde soruyordu yazar Mikhail Rostovsky, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk lideri bu oyuna dahil etmenin zamanı gelmediğini şeklinde bir soru sormuştu. Özellikle Zaporojye nükleer tesis etrafındaki güvenlik endişelerinden dolayı Rusya ve Ukrayna biliyorsunuz birbirini suçluyor. Bugün dediğim gibi Rusya Savunma Bakanlığı özellikle Guterres'in ziyareti sırasında Ukrayna tarafının bir provokasyona hazırlandığı şeklinde yarın için bir iddiada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yapmış olduğu açıklamada Ukrayna'nın nükleer bir şantaj yaptığını, bunu sadece Moskova'ya karşı değil aynı zamanda Avrupa kıtasının da güvenliğini esir alarak yaptığını söylüyor, iddia ediyor. Dolayısıyla Moskova gelişmelerde endişeli ve şayet saldırılar devam ederse dedi Rusya Dışişleri Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada, Zaporojye nükleer santralinin son iki reaktörün, 5. ve 6. reaktöründe kapatılabileceği riski ortaya çıkacaktır diyerek bu konuda Ukrayna'yı bir kez daha uyardı. Şayet gerçekleşirse de 4 milyondan fazla hanenin, iş yerinin elektriksiz kalma riski Ukrayna'da günden güne arttığını söylemek gerekiyor Coşkun Özel. Dolayısıyla özellikle görüşmenin gündemi tahıl koridoru üzerinden, Ukrayna müzakerelerinin yeniden canlandırılması üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu olmaya en yakın lider olduğu konusu Rus basından işlenmiş. Biz de buradan gelişmeleri, özellikle Rus basınının görüşme sonrası verilen mesajlar üzerinden yapmış olduğu analizler üzerinden
takip etmeye devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım Coşkun Hocam. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler düzeyinde yürüttüğü diplomasi son derece önemli. Bugün bakalım hangi mesajlar verilecek? Rusya'nın bakış açısını aktardı Moskova'dan. Eşref Yalınkılıçlı, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için sevgili seyirciler, Türkiye girişimlerini sıklaştırdı. İşte görüyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in ardından bu kez Zelenski ile yüz yüze görüşecek. Peki bugüne kadar Türkiye ateşkes için hangi adımları attı? İstanbul süreci olarak tanımlanan diplomasi trafiğinde neler yaşandı? Detaylar haberimizde. Liderlerle telefon diplomasisi yürütüldü. Ardı ardına önemli ziyaretler gerçekleştirildi. Kritik buluşmalara ev sahipliği yapıldı. Tüm bu temaslarda işaret edilen çözüm platformu İstanbul süreci oldu. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Amacımız İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyarak savaşın bitirecek nihai imzalarının atılmasını sağlamaktır. Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden itibaren diyalog çağrısı yapan Türkiye, taraflarla dengeli bir politika izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefon diplomasisi yürütmeye başladı. Diğer ülkeler savaş mesajları verirken Erdoğan, Türkiye'nin ateşkes çağrısını ilk ağızdan iletti. Tarihler 10 Mart'ı gösterirken dünyanın gözü bir anda Antalya'ya çevrildi. Taraflar savaş başladıktan sonra ilk kez aynı masa etrafında buluştu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formattaki toplantıda bir araya geldi. Ancak siyasi seviyedeki bu toplantı... O toplantı sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 16 Mart'ta Moskova ve Lviv'i kapsayan bir tura çıktı. Taraflara bir kez daha diyalog mesajı verdi. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin buluşma adresi de İstanbul oldu. 29 Mart'ta taraflar savaş alanında değil, masada bir araya geldi. Tahıl krizi patlak verdiğinde de çözüm için devreye yine Türkiye girdi. Taraflar İstanbul'da buluşturuldu. 22 Temmuz'da tahıl koridorunu açacak anlaşmaya imzalar atıldı. İki tarafın yetkilileri İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezinde çalışmaya başladı. Bu adım sonrası dikkatler tekrar ateşkes çabalarına yöneldi. Putin ve Zelenski ile telefon diplomasisine hiç ara vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan önce 5 Ağustos'ta Rusya'ya gitti. Sonra da Ukrayna'ya gitme kararı aldı. Gözler Putin görüşmesi sonrası Zelenski ile yapılacak toplantıda. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla gerçekleşecek ziyarette Erdoğan taraflara İstanbul süreci çağrısı yapacak. Türkiye-İsrail ilişkilerinde de yeni bir döneme girildi. Sevgili seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le karşılıklı büyükelçi atanacağını açıkladı. Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık dedi. Yeni hükümet göreve geldikten sonra ve Sayın Herzog Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra İsrail'le bir diyalog süreci başlamıştı. Önümüzdeki süreçte Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı gerçekleşecek Eylül'de, Eylül'ün başında. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Çalışmalar neticesinde İsrail'den de böyle olumlu bir adım geldi. Tabii biz de Türkiye olarak İsrail'e, yani Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte zaten kararnamemiz de var. Atacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de ve diğer atacağımız büyükelçiler listesini de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen de inşallah başlamış olacak. Kritik bir gelişme, uzun süredir askıdaydı Türkiye-İsrail ilişkileri ama son dönemde özellikle Netanyahu'nun başbakanlık görevinden ayrılmasından sonra iki ülke ilişkileri belli bir raya girdi. Normalleşme yönünde işte en önemli karar da dün geldi. Büyükelçi atama kararı. Bu kararı değerlendireceğiz şimdi. Kudüs temsilcimiz Kubilay Çakır'la ne dersin? Bunu bugünleri konuşmuştuk zaten. Belliydi. Büyükelçi atama kararında geleceği. İlişkiler tekrar eski haline gelecek gibi gözüküyor. Ama yakında da İsrail'de seçimler söz konusu. Bu tablo seçimlerle değişir mi? Bu büyükelçi atama kararının yankıları ne oldu? İsrail'de, Filistin tarafında senden alalım değerlendirmeyi. Coşkun Özen, evet, gerçekten de Türkiye-İsrail ilişkileri açısından çok kritik konulara siz de dem vurdunuz sorularınızda. Türkiye ile İsrail ilişkileri son dönemde yaklaşık son bir yıldır
düzelme eğiliminde ve diyalog kapısı açılmış denilebilir. Netanyahu'nun iktidarı kaybetmesi sonrası ve yeni hükümetin gelmesinden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine basın toplantısında dün belirtmişti. Türkiye açısından İsrail ile ilişkilerin değişimine sebep olan konular aslında iktidar değişimi İsrail'de ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanı'nın değişimiydi. Ve sonrasında zaten Avrasya gündeminde geçen sene yani 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle İsrail Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmeleri, sonra bayram tebrikleri, daha sonra Aralık ayında İsrail'in iki vatandaşının Türkiye'de casusluk suçlamasıyla tutuklanması sonrasında salıverilmesi sürecinde Türkiye ile İsrail ilişkileri arasında özellikle liderler arasındaki diyaloğun arttığını söyleyebiliriz ve bu noktada da son dönemde İsrailli turistlere yönelik İranlı ajanların ölüm tehdidi veya suikast durumu iddiasıyla Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğiyle bu kişilerin yakalanması ikili ilişkilerin güven noktasında da sorunları çözdüğünü söyleyebilirim ve hatta bunun öncesinde de zaten Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ondan önce Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Bakan Yardımcısı Sayın Sedat Onal'ın da İsrail'e ziyaretleri vardı. İkili temaslar vardı. İsrail tarafında Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Adon Üçbiz'le görüşmeleri olmuştu. Bu temaslar tabii ki sonrasında daha üst düzeye taşındı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsrail'e geldikten sonra akabinde şu an başbakan olan ve o gün Dışişleri Bakanı olan Yair Lapid Türkiye'ye gelmişti. Hatta yine Avrasya gündeminde yayınını yapmıştık. Bundan bahsetmiştik. O dönem Avrasya gündeminde yayını yaptığımızda pazartesi günüydü diye hatırlıyorum. Yair Lapid Dışişleri Bakanı'ydı. Ancak Perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu ve o dönemde de İsrail'de başbakanı olacağı kesinleşmişti artık. Şu an itibariyle Yair Lapid seçime kadar başbakan ve ilişkiler gerçekten en üst seviyeye çıkmış durumda son 10 yıla baktığımız zaman, son 15 yıla baktığımız zaman. 2018 yılında Türkiye İsrail'deki büyükelçisini geri çağırmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve Gazze-İsrail tampon bölgesindeki protestolar, geri dönüş yürüyüşleriyle ilgili İsrail'in saldırıları ve birçok insanın hayatını kaybetmesi sonrasında Türkiye'nin tepkisi olmuştu. Ve Netanyahu hükümetinin de aynı şekilde Türkiye'ye yönelik olsun, bölgesel politikalar itibariyle olsun Türkiye aleyhinde çok kritik adımları olmuştu. Dolayısıyla bunlar ilişkileri gelen konularda ancak son dönemde ilişkilerin iyice düzeldiğini ve diyalog kapısının açıldığını, en azından iletişimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Filistin ziyaretindeki açıklaması önemliydi. Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerinin Filistin'e bağımsız olmadığını ifade eden bir açıklaması vardı ki burası Filistin'le ilişkiler açısından da ve devam eden süreçte İsrail ile ilişkilerinde belirleyecek bir konu. Ancak bir diğer konu, siz de sorunuzda belirttiniz, İsrail'de 1 Kasım'daki seçimler. İsrail'deki seçimlerde seçim sonuçları hükümetin nasıl oluşacağı, tekrar Netanyahu'nun iktidarı gelip gelemeyeceği ilişkileri belirleyecek diyebiliriz. Mevcuttaki iktidar, yani Yair Lapid'in de içinde bulunduğu koalisyon devam ederse ilişkilerin bu seyirde devam etmesi bekleniyor. Netanyahu döneminde de aslında Netanyahu'nun da Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamaları vardı. Bunları koruyacağına dair iması olmuştu bir açıklamasında. Yani Türkiye-İsrail ilişkilerini bozacak bir tavır sergilemeyeceğine dair bir iması olmuştu. Ancak tabii ki iktidar kimin olacağı İsrail'de henüz belli değil. Çünkü yaklaşık son 3 yıldır 4 tane seçim yapıldı. Bu 5.'si. Dolayısıyla kimin iktidar olacağı, hükümetin nasıl bir koalisyonla kurulacağı belirsiz. İsrail'de koalisyonlar geleneği var. Bunun önümüzdeki seçimde nasıl olacağını göreceğiz. Ancak son durum itibariyle büyükelçilerin atanmasının kararı ilişkilerin önemli bir seviyeye geldiğini ve önümüzdeki süreçte de bunun en azından seçim sonrasına kadarki bir süreç de var. İsrail'de seçimden sonra koalisyonun kurulma süreci de bir zaman alacak. Dolayısıyla evet. Yaklaşık 5-6 ay daha böyle devam edeceğini söyleyebiliriz. Şimdilik ilişkilerin iyi olduğunu biliyoruz. Büyükelçilerin atanması konusunda da isimler henüz net değil. En azından bize ulaşmış değil. Ancak Yair Lapid'in açıklaması önemliydi. Türkiye ile ilişkiler bölgesel istikrara ve güvenliğe önemli katkıda bulunacak dedi. Ve aynı zamanda şunu söyledi. İsrail'in Türkiye ile bu son dönemde geliştirdiği işbirliği İsrail'i daha da güçlendirecektir dedi. Türkiye'nin gücüne ve önemine atfedilen bir konuşmaydı bu, bir açıklamaydı. İsrail Cumhurbaşkanı da yine benzer bir açıklama yaptı. Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilişkisi ve iletişimi de iyi düzeyde. O da bu son büyükelçilerin atanması kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden bir açıklaması oldu diyebilirim.
Gelinen nokta iki ülke ilişkiler açısından son derece önemli. İçinden geçtiğimiz süreçte hem bölgede hem de dünyada dengelerin değiştiğini görüyoruz. Türkiye, İsrail iki güçlü ülke bölgede. Bakalım ilişkiler nereye evrilecek? Enerji konusu son derece önemli. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de enerji işbirliği son derece önemli. İsrail gazı nasıl taşınacak? Türkiye bir rol üstlenecek mi bu noktada? Tüm bunlar son derece önemli. Önümüzdeki günlerde bunları çokça konuşacağız. Kubilay Çakır'dan aldık ilk değerlendirmeleri. İşte büyükelçilerin atama kararı karşılıklı alındı sevgili seyirciler. Bir kritik konu dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 alımı ve modernizasyonu. Bununla ilgili süreçte hızlandı. Türkiye'den bir heyet görüşmeler için 15 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Teknik detayların ele alındığı görüşmelerin cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Sayın Biden kendinden emin, ben buna inanıyorum. Temennim odur ki dostluğumuza, dayanışmamıza yakın bir neticeyi çıkartalım. Ankara-Washington hattında F-16 müzakereleri devam ediyor. Türkiye'den teknik bir heyet 4. toplantı için 15 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika'nın kurumsal bir tavır benimseyerek burada bu dedikodulara, dedikodu niteliğindeki bu girişimlere ve girdilere itibar etmeyip efendim yıllardan beri müttefik olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı efendim gerekli tavır göstereceklerine biz inanmak istiyoruz. Heyetler arasında cuma gününe kadar devam edecek görüşmelerde teknik konulara mercek tutuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesindeki 79 F-16 Viper'ın modernizasyonuyla 40 F-16 Block 70 Viper alımına ilişkin detaylar ele alınıyor. Görüşmelerde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yapıldığı belirtiliyor. Türkiye'nin tezlerinin anlatıldığı, şartlı satışın kabul edilmeyeceğinin altının çizildiği ifade ediliyor. Görüşmelerin ardından teknik çalışmaların tamamlanması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tarafından hazırlanacak kapsamlı raporun Kongre'ye sunulması bekleniyor. Güzel haber Akdeniz'den geldi. Abdülhamit Han sondaj gemimiz sevgili seyirciler. Akdeniz'deki ilk sondajına başladı. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız dedi. Sizlere yolunuz açık olsun diyoruz. Sondaj gemisi Abdülhamit Han, 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Mersin Taşucu Limanı'ndan görev yerine uğurlanmıştı. Yörükler bir kuyusuna ulaşan Abdülhamit Han ilk sondajına başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Bakan Dönmez, Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız vurgusu yaptı. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun mesajını paylaştı. Abdülhamit Han sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacak, 2 ay süreyle görev yapacak. Pasifik'te tansiyon düşmüyor sevgili seyirciler. Washington-Tayvan, Pekin üçgeninde gerginlik tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlayacaklarını duyurdu. Pekin'in tepkisi sert oldu. Dönelim şimdi biz de o noktaya. Pekin temsilcimiz Musab Eryiğit. Gün geçmiyor ki bölgeden yeni haberler, yeni gelişmeler gelmesin. Ama hepsi de gerginliği artıracak yönde. İşte bu son gelişme. Yeni ticaret girişimi kapsamında işte işbirliği ABD-Tayvan bunu duyurdu. Pekin'in tepkisi ne oldu peki? Senden alalım. Coşkun Özen, evet, askeri tatbikatların sona ermesiyle acaba bölgede gerginlik düşecek mi denirken işte şimdi de bu ticaret görüşmeleri nedeniyle tansiyonun yeniden yükseldiğini görüyoruz. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan arasında işte bu başlaması planlanan 21. yüzyılda ilişkin Çin, ABD, Tayvan ticaretini müzakerelerine yönelik sert açıklamalarda bulundu bugün. Hem Çin Dışişleri Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı yaptıkları açıklamalarda söz konusu ticaret müzakerelerine karşı olduklarını bir kez daha yenilediler. Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada hiçbir ülkenin Tayvan'la doğrudan ticari ya da diplomatik temas kurmasını istemediklerini, buna karşı olduklarını bir kez daha yeniledi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de Tayvan'la olan temaslarını kesmesine yönelik uyarılarını bir kez daha yeniledi Çin yönetimi bugün yaptığı açıklamada. Evet, söz konusu girişim özellikle de dün akşam saatlerinden itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan arasında imzalanması
planlanan bazı ticari düzenlemelere, ticari anlaşmaları kapsayan düzenlemeleri içeriyor. Ancak Pekin yönetimi tüm Tayvan üzerinden gerçekleşecek tüm diplomatik ve ticari ilişkilerin Pekin yönetimi üzerinden gerçekleşmesini istediğinden dolayı bu müzakerelere de karşı çıkmış durumda. Özellikle aslında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 hafta önce yaptığı Tayvan ziyaretiyle bu kriz iyice tırmanmıştı. Hatırlanacağı üzere Çin, Tayvan Boğazı'nda bu zamana kadar düzenlediği en geniş kapsamlı askeri tatbikatları düzenlemişti. 7 gün süren tatbikatlarda balistik füzelerden diğer gerçek mühimmatlara kadar çok sayıda askeri unsur kullanılmıştı. Tayvan adeta ablukaya alınmıştı ki yine Amerikan donanmasına ait askeri unsurların da Tayvan çevresine konuşlandığını görmüştük. Her ne kadar doğrudan bir çatışma yaşanmasa da gerginliğin sürdüğünü görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan arasındaki temasların sürdüğünü görüyoruz. Yine hatırlanacağı üzere 3 gün önce ABD'den 5 kişilik kongre heyetini taşıyan yeni bir heyet adaya gelmiş, bazı temaslarda bulunmuştu. İşte bugün de yine özellikle ABD-Tayvan arasında müzakerelerin başlaması planlanan bu ticaret görüşmelerine yönelik Çin'den sert tepki geldi. Pekin ABD'ye bir kez daha uyarıda bulunarak Tayvan'la tüm temaslarını kesmesi konusundaki uyarısını yeniledi diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, sıkça tekrarlıyoruz bölgeden gelen haberleri ama gerginlik de bir türlü bitmek bilmiyor. Musa Perih işte son yaşanan gelişmeleri aktardı. Pekin'den sevgili seyirciler, Irak'a gideceğiz şimdi. Irak'ta siyasi liderler ülkenin içinde bulunduğu mevcut krizden çıkış için anayasal çerçevede erken seçim yapılması konusunda anlaştı. Önemli gelişme. Erbil temsilcimiz Yılmaz Aslan karşımızda. Geçtiğimiz gün yaptığımız yayında aslında ülkedeki siyasi kaostan söz etmiştik. Protestocular sokaktaydı ama erken seçim kararı son derece önemli. Nedir ayrıntılar? Önümüzdeki takvime ilişkin bir işaret var mı? Yeni açıklamalar var mı? Coşkun Özen, erken seçim kararı alınmış gibi görünüyor ama kesin bir karar yok. Bunun altını çizmekte fayda var. Dün Başbakan Mustafa Kazmi'nin talimatıyla, isteğiyle bir ulusal toplantı yapıldı. Bütün siyasi parti liderleri bu toplantıda yer aldı. Sadece Muqteda Sadr tarafından bu toplantıya kimse katılmadı. Diğer taraftan Nuri El Maliki'nin bir katıldığını biliyoruz. Çünkü sadece bir resim paylaşıldı bu toplantıyla ilgili. Basına da kapalı bir toplantı gerçekleştirildi bu arada. Ve toplantıda alınan kararlar oldukça önemli. Tüm taraflar ulusal çıkarlara bağladıklarını dile getirdiler sadece bu toplantıda. Ve erken seçim yoluyla sandığa başvurmanın en önemli madde bu. Siyasi krizlerin çıkmaza girdiği, demokratik deneyimler tarihinde istisnai bir olay olmadığı ve ulusal siyasi güçlerin seçimlerde anayasal yollara başvurduğu ifade edildi. Sadr taraftarlarına da Irak halkının özlemlerine hizmet edecek ve hedeflerine hizmet edecek bir ulusal diyaloğa katılmaları çağrısında bulunuldu. Mevcut krizi ele almak için de bir yol haritası geliştirmek amacıyla ulusal diyaloğun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi ve son madde olarak da sahada, medyada ve siyasette her türlü tırmanışın durdurulması çağrısında bulunuldu. Yani toplam 5 maddeden oluşan bir karar alındı toplantı sonrası. Erken seçim kararı ile ilgili biraz önce de ifade ettik. Net bir ibare yok ya da net bir açıklama, net bir karar yok. Sadece bu toplantıların devam ettirilmesine yönelik bir karar alınmış durumda. Seçimlerin de olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Ama Muqteda Sadr tarafından bugün bir açıklama yapıldı ve toplantının sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladılar. Muqteda Sadr tarafı. Çünkü Muqteda Sadr 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerde birinci parti konumundaydı. Yani 73 milletvekiliyle birinci sırada yer almıştı. Muqteda Sadr KDP ve Sünni Takaddüm Partisi, yani Meclis Başkanı Muhammed El Harbusi'nin partisiyle birleşme kararı aldı. Tüm bu birleşmelere rağmen, oy çoğunluğu elde etmelerine rağmen diğer Şii partiler tarafından hükümet kurmalarına izin verilmedi. Aslında asıl problem 2003 yılında kurulan yeni anayasa düzenine bağlı.
Çünkü yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanı Kürtler tarafından seçilmesi gerekiyor. Başbakan Şiiler tarafından, Meclis Başkanı da Sünniler tarafından seçilmesi gerekiyor. Hal böyleyken tüm gruplar kendi aralarında bir anlaşmazlık yaşıyor. Erken seçim kararları daha önce de alınmıştı Irak'ta ama erken seçim tarihi bir yıl sonrasına verilebilmişti. Seçimler yapıldıktan sonra da hükümet kurma süreci yaklaşık bir yıl süreyle devam ediyor. Yani şu an şu durumda olduğu gibi 10 Ekim 2021 tarihinde seçimler yapıldı ama 10 aydan fazla bir süredir halen hükümet kurulabilmiş değil. Üstelik protestoların ardından erken seçim kararı alınmıştı, hatırlayacaksınız. Evet. Yani Irak'ta siyasi kriz halen devam ediyor ve bu süreç tam anlamıyla bir çıkmaza girmiş gibi görünüyor. İleride nasıl bir yol haritası izlenir? Erken seçim kararı alınmış olması bile, alınsa bile tüm bu problemleri ortadan kaldıracak mı? Hep birlikte bakacağız. Evet, çözüm seçim gibi gözüküyor. Erken seçim yönünde bir irade de ortaya çıkmış durumda siyasi liderler arasında ama bakalım süreç nasıl şekillenecek? Erken seçim kararı alınsa bile bunun gerçekleştirilmesi uzunca bir zaman alabilir dedi Erbil'den. Yılmaz Aslan, Irak'ta siyasi kaos, bakalım ne şekilde sona erecek sevgili seyirciler. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide şiddetli patlama meydana geldi. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Türkiye terör saldırısını kınadı. Afganistan'ın başkenti Kabil bir kez daha şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Bu kez camide namaz kılanlar hedef alındı. Saldırıda aralarında caminin imamının da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Patlama Saray Kotal mahallesindeki camide akşam namazı sırasında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Taliban yönetimi saldırıyı kınadı, faillerin en kısa sürede bulunacağını kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Türkiye, Kabil'de camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu insanlık dışı terör eyleminin en güçlü şekilde kınandığı belirtildi. Mesajda, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarıyla dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz denildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, sevgili seyirciler, Bangladeş ziyaretinde Arakanlı Müslümanlara seslendi. Ülkenize dönene kadar kamplarda sabırla bekleyin dedi. Bachelet, tepki gösteren Arakanlı Müslümanlar Myanmar'a dönüşleri konusunda Birleşmiş Milletler'in yavaş adım atmasından memnun olmadıklarını dile getirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kampını ziyaret etti. Etnik soykırım nedeniyle ülkesinden kaçan Arakanlı Müslümanların liderleriyle görüştü. Arakanlıları, ülkelerine barışçıl bir şekilde geri dönene kadar Bangladeş kamplarında sabır ve barış içerisinde kalmaya çağırdı. Arakanlı Müslümanların liderleri ise tepki gösterdi. Vatanlarına dönmek için uygun bir zemin kurulmasını istedi. Birleşmiş Milletler'in yavaş adım attığını dile getiren Arakanlı Müslümanlar, mülteci kamplarındaki güvenlik önlemlerinin de iyileştirilmesini talep etti. Verilere göre Ağustos 2017'den bu yana Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine yükseldi. İnsan hakları kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti etnik temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Singapur'a resmi ziyarette bulunacak. Öncesinde Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloverdi Singapur'da temaslarda bulundu. Ayrıntıları alacağız. Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova'dan. Evet, Coşkun Özen, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloverdi ve beraberindeki heyet Singapur'da 2 günlük resmi temaslarda bulundu. Ziyaret çerçevesinde yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve uygulanabilecek projeler ele alındı. Şehircilik ve imar konusunda uzmanlaşmış bir Singapur şirketiyle görüşmede Almaty'nin kuzeyinde uydu kentinin inşaatıyla ilgili proje masaya yatırıldı. Projeye Kazak şirketiyle birlikte
2024'te hayata geçiren Singapur şirketi 30'u aşkın ülkede projelerin planlanmasını yapan ve dünya genelinde 100'den fazla endüstriyel parkı inşa eden bir devlet şirketidir. Söz konusu proje kapsamında sadece Singapur'dan değil, diğer ülkelerden de inovasyon ve teknolojik çözümlerin transferi amaçlanmaktadır. Ziyaret çerçevesinde ayrıca Post of Singapore Authority nakliyat şirketi ile Kazakistan Demir Yolu ulusal şirketi arasında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Ayrıca yapılan görüşmelerde dijitalleşme, akıllı şehirlerin inşaatı, devletin verdiği hizmetlerde inovasyonların uygulanması gibi konular da gündeme getirildi. Bunun dışında görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in önümüzdeki dönemde Singapur'a gerçekleştireceği resmi ziyaret de ele alındı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tlibir'de Singapur'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin ikinci gününde Singapur Devlet Başkanı ile görüşme yaptı ve bu görüşmede bu konu gündeme getirildi. Singapur Cumhurbaşkanı Kazakistan'ın Asya'da barış, güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki faaliyetlerine çok takdir etti. Bunun yanı sıra Kazakistan'ın Asya'da etkileşim ve güven arttırıcı önlemler konferansı ve dünya geleneksel dini liderler zirvesine katılan ülkeler arasındaki diyalogu teşvik etmesi de takdir edildi. Bu iki günlük ziyaret çerçevesinde diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Güzel Zaytova'dan aldık bilgileri. Kazakistan'a biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Özbekistan'a geçelim. Şimdi Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev'de Suudi Arabistan'da önemli bir ziyaret, önemli anlaşmalara imza atıldı. İki ülke arasında enerji alanında özellikle detaylar alacağız. Şahruk Bek Alimoğlu'dan Taşkent'ten. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Suudi Arabistan'a ziyareti Cumhurbaşkanlık döneminde ilk defa olduğunu söyleyebiliriz. Resmi ziyaret. Aslında da resmi ziyaret olarak o son 30 yılda ilk defa yapıldığını da kaydetmek gerekiyor. Ve Şevket Mirziyoyev'i Cidde şehrinde Şehzade Muhammed bin Salman tarafından karşılandı ve Kasr El Selam Sarayı'nda resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Bilgilere göre bu görüşmenin oldukça verimli olduğunu söylemek mümkün. Çünkü birçok anlaşma ve belgeler imzalandı. Özellikle enerji, kimya ve elektronik malzemeler gibi birçok alanda yeni yatırım projeleri için belgeler imzalandı. Toplam 14 milyar dolarlık bir yatırım projesi söz konusu. Ayrıca 15 belge bakanlıklar ve diğer kurumlar arasında 15 belge imzalandı. Ve şunu da söylemek mümkün, Suudi Arabistan'ın Özbekistan'da yatırımları yıl geçtikçe artıyor. Şu anda özellikle enerji alanında, yani santraller konusunda Suudi Arabistan'ın yatırımları arttığını söylemek mümkün ve bu görüşmelerden sonra şunu da söylemek mümkün. Suudi Arabistan, Özbekistan'da dünyanın en büyük rüzgar elektrik santralini kurmaya hedeflediğini açıkladı bu görüşmelerde ve bu görüşmelerde de dediğimiz gibi 3 büyük elektrik santralı konusunda anlaşma imzalandı. Yakın dönemlerde bu anlaşmaların yürürlüğe gireceği ve santrallerin inşaatı başlayacağını söylemek mümkün. Özbekistan tarafından da Suudi Arabistan için bazı özellikler tanınıyor. Özellikle Suudi Arabistan vatandaşları Özbekistan'a giriş ve çıkışlarında bir aylık vizesiz süre tanındı. Yani Özbekistan'a gelen Suudi Arabistan vatandaşları geri dönüş veya başka ülkeye çıkış uçak biletleriyle birlikte Özbekistan'da vizesiz 30 gün boyunca kalabiliyorlar. Dediğimiz gibi çok verimli geçen bu görüşmelerden sonra 14 milyar dolarlık yatırım projesi ve 15 çeşitli belgeler imzalandı. Ve Şevket Mirziyayev'in ziyareti kapsamında İslam dininin kutsal yerleri olan mekanlar ve mescitlerin ziyareti de gerçekleştirildi. Ve Şevket Mirziyayev'in ziyaret ettiği görüntüler Özbekistan'daki sosyal medyada ve diğer medyalarda yayıldığını söylemek mümkün diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Şahruk Bek Alimov'a teşekkür ediyoruz. Türk dünyasındaki yolculuğumuz sürüyor. Azerbaycan'dayız. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan hükümetler arası gümrük meseleleri
3 taraflı komite toplantısı düzenleniyor Bakü'de. Görüşmede Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi çerçevesinde transit gümrük hizmetlerinin kolaylaştırılması için ilk görüşmeye istinaden bir de mukavele imzalandı. Toplantıya Türkiye'den Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay katılıyor. Şimdi yanında muhabir arkadaşımız Fatih Avanos var. Toplantıya ilişkin değerlendirmeler alacağız. Hemen biz de Bakü'ye dönelim. Sözü onlara bırakalım. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim ve orta koridorun öneminin her geçen gün daha da artması. İşte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Ticaret Bakan Yardımcılarının katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi ve yanımızda da yayın konumuz Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Önemli bir toplantı. Herkesin gözü kulağı buradan çıkacak gelişmelerde aslında, yeniliklerde. Nasıl geçti? Öncelikle değerlendirebilir misiniz? Gayet güzel geçti. Zaten biliyorsunuz Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Gürcistan'la da çok yakın ilişkilerimiz var. Gümrük konularında da çok yakınız. Onları söyleyeyim. Bizim çok önemli komşularımızdan bir tanesi. Gayet güzel bir toplantıydı. Sizin de dediğiniz gibi özellikle Bakü, Tiflis, Kars, demiryolu hattının etkin olarak kullanılması üç ülke için de çok önemli. Hem orta koridor için önemli, hem ülkelerimiz için önemli. Bugün Türkiye'nin ticaretine baktığımız zaman ihracatımızı, özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerine yaptığımız, Azerbaycan'a yaptığımız ihracatımızın çok büyük bir kısmını karayoluyla yapıyoruz. Burada Bakü, Tiflis, Kars gibi çok önemli bir proje, hayata geçmiş bir projeden etkin bir şekilde yararlanmak temel amacımız olmalı. Onun için ne yaptık? Bugün bir protokol imzalandı. Biliyorsunuz gümrük konularında üç taraflı komite kurulmuştu. O komitenin ilk toplantısını geçen sene yapmıştık. Basitleştirilmiş gümrük hattı projesi üzerinde de çalışıyoruz. O da önemli bir aşama çünkü orada da gümrük hizmetlerinin mümkün olduğu kadar hızlı gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bu transit veri değişimine esas alan bir proje. Şu anda şunu söyleyeyim, bizden giden tren sayısı 2'yi geçmiyor maalesef günde. Bu sayıyı arttırmamız lazım. Rakamı çok daha yukarılara çıkartmamız lazım. Pilotu devreye sokacağız. İnşallah başkan da söyledi. İlk önce o teknik şartnameyi de bitecek. Ondan sonra gerçek hayatta da bunun yansımalarını görmeye başlayacağız. Yani bunun yansımaları, o uzun tır kuyruklarını görmeyeceğiz muhtemelen. Daha da efektif olacak zannediyorum, verimli. Bir tarih öngörüyor musunuz? Bir de raylarla ilgili galiba, değil mi? Bir standartlarıyla ilgili Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan farklılıklar var. Bununla ilgili çalışmalar da var mı? Bunlarla ilgili bütün çalışmalar devam ediyor. Evet, bir kere şunu söyleyeyim. Her zaman demiryolu taşımacılığı aslında etkin olarak kullanmamız gereken bir taşımacılık. Çünkü maliyetleri aşağı çekiyorsunuz. Yani karayolunun maliyetini hepimiz biliyoruz. Bu maliyetleri aşağı çekmek bizim ve bölge ülkelerinin rekabet gücünü de arttıracak. Bugün tırlardan bahsettiniz. Bugün Sarp kapısından, Sarp üzerinden gönderiyoruz. İhran üzerinden Türkmenistan'a gönderiyoruz. Bunlar da oldukça önemli miktarda hem mağduriyetlere yol açıyor kapıda, biliyorsunuz kuyruklar oluşuyor. Hem de maliyetleri de arttırıyor. Dolayısıyla buranın etkin olarak işleve geçmesi kesinlikle çok büyük artı puan kazandıracak. Takipçisi olacağız, onu söyleyeyim. Evet, Ahalkerek'te şu anda bir problemimiz var, biliyorsunuz orada aktarma yapılıyor. Onların üzerinde de çalışılıyor. Ama buranın etkin olarak kullanılması her üç ülke için de çok çok önemli. Onun için zaten bu protokol de imzalandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konulara ne kadar önem verdiğini biliyorsunuz. Sayın Bakanımız da özellikle bu konunun üzerinde duruyor. Dolayısıyla inşallah Türkiye'miz için, Türkiye'mizin ihracatı için, ticareti için güzel bir adım olacak. Sadece Türkiye'miz için değil, Gürcistan için de, Azerbaycan'ımız için de geçerli olacak. Bu toplantının ikincisiydi değil mi Sayın Bakan? Evet, ilkini geçen sene İzmir'de yaptık. İlk oluşturulan toplantıydı. Zaten farkındaysanız bakmayın hızlı gidiyoruz. Zaten tamamıyla sonuç odaklı çalışıyoruz. Gümrük dediğiniz, gümrükte zamana karşı yarışıyorsunuz. Gümrükte beklemeye gelmiyor hiçbir şey. Bir şey beklemeye başladığı zaman zaten ticaret aksamaya başlıyor. Yaşadık bunu Covid zamanında. Hatırlarsanız kapılar kapandığında bütün ticaretin akışı değişti. Tedarik zincirleri kırıldı. Bu açılardan dijitalleşme çok önemli. Gümrükte de tek hedefimiz var. Yasal ticaretin önünü açmak ama yasa dışı ticarette de etkin bir şekilde mücadele etmek. İnşallah tek hedefimiz doğrultusunda da hareket ediyoruz. Efendim son soru kısa olarak. Yarın bir gün ileride şunu da görecek miyiz? Ankaralı bir vatandaş trenine binip Bakü'ye, trenle. Öyle bir çalışma da olur mu ileride? Öyle bir öngörünüz var mı? Olacaktır, ben size söyleyeyim. Yani bundan 10 sene önce düşünmediğimiz her şey tek tek oldu. Artık o kadar hızlı geçiyor ki zaman. Yani biz yetişemiyoruz, onu söyleyeyim, gelişmelere, dünyadaki teknolojik ilerlemelere. Ve Türkiye'mizde genç nüfusuyla, ondan sonra dinamik altyapısıyla,
kuvvetli bir siyasi gücüyle, dünyada oluşturduğu o ayakta durabilecek gücüyle aslında dünyada da önde gelen ülkelerden bir tanesi, inşallah önümüzdeki yıllarında parlayan ülkesi olmaya devam edecek. Çok teşekkür ederiz efendim, yayınımıza konuk oldunuz. Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay yayın konuğumuzdu. Gerek buradaki üçlü toplantıyı gerekse ileriye dönük çalışmaları bizlerle paylaştı. Diyelim başkent Bakü'de son notlar bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım. Fatih Avanos ve Tuna Turagay'a biz de buradan teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdiki durağımız Konya. İslami dayanışma oyunları sona eriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 50'yi aşkın ülkeden binlerce sporcunun katıldığı İslami dayanışma oyunlarının 5.si 9 Ağustos'ta görkemli bir törenle Konya'da başlamıştı. 24 branşta kıyasıya rekabet yaşandı ama artık sona gelindi. Dönelim Konya'ya. Hasan Ali Ağlar muhabir arkadaşımız işte tüm bu organizasyonu yerinde gün be gün takip etti. Türkiye oyunlar rekorunu kırdı. Altın madalya sayısı 127'ydi en son ama bugün ne olduğunu bilmiyorum. Senden alalım son gün notlarını. Coşkun Özen, Hazreti Mevlana'nın diyarı Konya'dayız. Konya'da 9 Ağustos'ta 5. İslami Dayanışma Oyunları başlamıştı. İslami Dayanışma Oyunları aslında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerin kendi aralarındaki dostluğun, kardeşliğin, işbirliğinin artması, dayanışmanın pekiştirilmesi amacıyla düzenleniyor. Tabii ki bunun da Konya'da Hazreti Mevlana'nın çağrısının olduğu, kıtalar aşan çağrısının, dünyayı dolaşan o söylemlerinin olduğu şehirde olması oldukça anlamlıydı. Aslında 10 gün boyunca çok güzel müsabakalara, çok kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de elde ettiği madalyalarla 129'u altın, 310 madalya şu ana kadar elde edilen madalyalar oyunlar rekorunu kırdı ve açık ara liderliğini sürdürüyor. Hemen şundan bahsedelim, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye 50'yi aşkın ülke dedik ve 4000'in üzerinde sporcu etkinliği katıldı. 24 branşta kıyasıya bir rekabet yaşandı. Artık müsabakaların çoğu tamamlandı diyebiliriz. Bugün en son kickboks ve karate müsabakaları var. Onun da nihayet ermesiyle beraber İslami dayanışma oyunlarındaki tüm oyunlar sona ermiş olacak ki hemen belirtelim izleyicilerimiz için etkinlikler, oyunları aslında TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak izlemek mümkün. Hemen şu sayılardan bahsedelim. Türkiye 129'u altın, 310 madalyayla birinci sırada, onu 46'sı altın, 140 madalyayla Özbekistan takip ediyor. Üçüncü sırada ise 39'u altın, 129 madalyayla İran bulunuyor. Dördüncü sırada Azerbaycan, beşinci sırada ise Kazakistan var. Sonrasında Endonezya, Fas devam ediyor bu şekilde. Dediğimiz gibi Türkiye oyunlar rekorunu kırdı ve yine Türkiye'deki müsabakalarda oyunların da yine kendi içinde farklı branşlarda rekorların kırıldığını söyleyebiliriz. Akşam saat 20'de artık kapanış töreni gerçekleştirilecek. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda yine TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak kapanış seremonisi ve yine sporcuların geçit töreni olacak. Işık şov, havai fişek gösterileri gibi çok güzel etkinliklere, görkemli bir kapanış törenine sahne olacak. Aslında bu 10 gün boyunca Konya'da ulusal ve uluslararası manada çok sayıda ziyaretçi oldu. Şu anda bizler de Mevlana Meydanı'ndayız. İslami dayanışma oyunlarının yapıldığı şehirde Mevlana Meydanı'nda tabii ki Hazreti Mevlana'nın o gel çağrısı, asırlar aşan çağrısının yankılandığı, karşılık bulduğu alanda çok sayıda ziyaretçi iştirak ediyor. 14'e yakın tesiste yine müsabakalar düzenlendi. Dediğimiz gibi artık büyük oranda tamamlandı. Sadece bugün yapılacak kickboks ve karate müsabakalar var. Sonrasında İslami Dayanışma Oyunları'nın tüm müsabakaları, 24 branştaki tüm müsabakalar nihayete ermiş olacak. Şu ana kadar dediğimiz gibi Türkiye oyunlar rekorunu da kırarak aslında çok sayıda madalya elde etti. 129 altın, 310 madalya şu ana kadar Türkiye'nin elde ettiği madalyalar. Buradan sonraki müsabakalarla, yine elde edilecek madalyalarla bu rekor güncellenebilir. Aslında oyunlar Konya 2021 adıyla yapılıyor. Çünkü 2021 yılında gerçekleştirilecek İslami dayanışmaları ama koronavirüs pandemisi sebebiyle bir yıl tehir etti. 9 Ağustos'ta Konya'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evet, ve yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de ve yine çok sayıda artık üst düzey yetkilinin de katılımıyla gerçekleşmişti. Bugün saat 20'de de kapanış töreni olacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Coşkun Özen, Hasan Muhammed Ağlar Konya'dan İslami dayanışma oyunlarının son gününden notlarıyla karşımızdaydı. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden bir haberle veda edeceğiz. Bugün Avrasya gündemine Muğla'nın Ortaca ilçesinde sevgili seyirciler havadan görüntülenen Dalyan Kanalı. Labirent görünümlü sazlıklarıyla hayran bırakıyor. Köyceğiz Gölü'nü dünyaca ünlü İz Tuzu plajıyla birleştiren 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Dalyan Kanalı
her yıl yaklaşık 900 bin yerli yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Her yıl binlerce turisti ağırlayan kanal havadan çekilen görüntüleriyle de büyüledi. Görüntüler Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden. Sazlıklar labirent görünümüyle görsel şölen sunuyor. İlkbaharda yeşilin her tonunu sergileyen sazlıklar, sonbaharda sarının hakimiyetiyle kendini gösteriyor. Kaunos Antik Kenti, kaya mezarlarıyla tarihi açıdan da zengin bölge. Tatlı ve tuzlu suyu kumsalıyla rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor. Havadan su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İstuzu plajındaki kumsal tatilcilerin gözde yerlerinden. Balık yurdu olan kanal çok sayıda nadir bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Bu haberle birlikte Avrasya gündeminin sonuna geldik. Bugün de yarın aynı saatte dünyadan, Türkiye'den, Türk dünyasından gelişmelerle biz karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.